Herkese merhaba. Ekonomiden konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomi nasıl bu hale geldi? Bilinmeyen gerçekler. Oğlum bu arada cidden %1 milyon enflasyon nasıl oluyor arkadaş? Abi işte bizde de oldu bir de. Yani %1 milyon olmadı. %1 milyon. Venezuela'daki şu anki enflasyon. Evet, abi, yani bu ne demek? Kısaca şunu söyleyeyim. Bu ne demek? Bugün 1 lira olan bir şey önümüzdeki ay 100 bin lira demek. 100 bin katı, 100 katı, 100 bin katı mı ne öyle bir şey oluyor? Oha! Şeyde Nazi Almanya'sından öncesinde oldu. Weimar Cumhuriyeti'nde. 1923'te falan oluyor. 1923 yılında. Bende o dönemden kalma bir para var. Bulacağım buralarda bir yerde sakladım ben onu. Gömdüm bir yere. Ya kitapların arasındadır ya da ben bir yere böyle dosya koyuyorum. Keşke bulup böyle Murat Bardakçı gibi baksaydım. Bakın işte burada. Abi ben sana söyleyeyim. Bak hakikaten bir tane abim bana onu hediye etti. Kağıdın yani kağıt para bir yüzüne baskı yapabilmişler. Öbür yüzü yok. Bembeyaz. Tabii yani öyle hızlı para basıyorlar ki. Hani 200 abi boşver ya. Nasıl olsa yarın bunlar tedaviyle kalkacak. Bir kumonun kadarından daha çıkacak diye. 1924. Yok kömürle odun. Ha evet. Ha, onu bir şey anlatayım. Abi o mevzu şu. Oradan gireceğiz. Mevzu şu. Bu Suriye deki olan iç savaşı müdahil olmamız sürecinde Suriye tarafında kalkan bir uçak ama Rus uçağı düşürüyor. Herkes böyle bir gaza geldi. İşte Türk'ün sesleri geliyor falan. O dönemde benim söylediğim şey şuydu. Ya arkadaşlar bu kadar gaza geliyorsunuz. Amenna da. Hani tamam Türk'ün sesleri falan filan. Hani hepimiz milliyetçiyiz. Hepimiz Türk'üz de. Hani çok fazla bağırıyorsunuz. Herhalde siz kışlık odununuz, kömürünüzü hazırladınız. Hani doğal gaz yakamayacaksınız çünkü o bariz belli. Ben o zaman onu demiştim. Bugünkü geldiğimiz noktaya ben sana söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan. Abi Putin'le, en fazla Putin'le görüşmüş bu ay boyunca telefonla. Kaç defa biliyor musun? 28 defa. Her gün aramış. Nerede söyle. Vay arkadaş. Yani artık yani 28 defa görüşüyorsan muhabbet şuraya gelecek. Sen abi. Kapat Putin. Yo sen kapat ama ya. Abi. Yok yok sen kapat ya falan. Ona döner yani muhabbet. Abi evet yani. Hani vallahi emin de bildiğin sevgi. Hayır bak mevzu şu. Abi niye görüşüyorsun? Bariz bir şekilde hala bir krizler devam ediyor ki. Çözmek için görüşürsün. Yani Allah aşkına yani Putin'in... Ne yapacaksın Putin'in? Soğuk buz gibi bir adam. Abi devam eden kriz ne biliyor musunuz? Şimdi herkes şeyi bekliyor. İşte konut sektörü. Yani gayrimenkul sektörü çökecek. Neden çökecek? İşte faizler çok yüksek. Bu faizler bu kadar yüksekken 300 bin liranın vadeli hesaptaki getirisi. Evet. 300 bin liralık evin kirasından daha fazla. Öyle, daha 3 katı kiran artık değil mi? Ben sana söyleyeyim. 300 bin lira, 350 bin lira civarındaki bir evin kirası 1000 lira, 1200 lira. Aynı parayı sen bankaya koyduğunda 4-5 kağıdı alıyorsun. 4 kağıt alıyorsun galiba. Yanılmıyorsun. %19 demiş vardır bir şey. Mis gibi yani. Ben bir şey ya 300 ile 350 bin arasında. Aa, tabii ya şey o civar yani 4-5'i bir geçiyor. Tabii. Yani 4-5 arasında bir şey daha alıyorsun. Daha böyle olurken ne oluyor zaten? Kimse kalkıp şey almıyor. Herkes diyor ki konut mesela konut sektörü değil. Şimdi az önce zaten o odun ve kömür muhabbeti çok yerinde bir şey. Çünkü şimdi anlatacaklarım. Aslına bakarsanız Türkiye'nin krizinin 2011-2012 yılında biz Suriye iç savaşına müdahil olmamızla başladı. Ve bunun elimizde grafikleri var. Bu grafikler nerede var? Bu grafikleri Merkez Bankası yayınladı. Attım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Taraf olmamızla başladı değil. Bir taraftan da hani Fed'in falan hani faiz artırımı falan yapacağını işte söylemişlerdi. Biz ya zaten biz belli bir krize girecektik o şekilde devam edersek. Biz onun için şunu yaptık. Yangın çıkıyor, üstüne biz benzin döküyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'ndaki rezervleriyle ilgili durum Fed'in faiz açıklamalarından bir ya da iki sene önce başladı. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Gezi Parkı'ndan önce Kemal Örit demişim ki abi yarın varını yolunu dolara bas. Dolar bir daha 2'nin altında kalmaz. Bu dedim adam hakikaten gitmiş onun varını yolunu da basmış. Bunu da çok övünüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü dolar 5 lira oldu. Kemal şu an var ya oturduğu yerden göbek atıyor. Aman döne döne yar geliyor türküsünü söylüyor şu an. Twitter'da da geçen bir efsane var. Adamın teki 2008 yılında söylemiş. Yani 2018 yılında Türkiye'de dolar 5-6'yı görür filan mı? 5 lira mı ne diye söylemiş. 2008 yılından kalmadı bir tweetmiş bu. Şimdi bu adam bunu nereden biliyor? Ben mesela Atatürk müyüm ki böyle bir ileri şöyle de olur filan. Hayır değil. Big Short diye bir tane film var çok seviyorum. Onun başında bir şey diyor. Diyor ki Amerika'daki 2008 yılındaki mortgage krizini görenler gördü. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde de mevcut grafikleri bakmayı görenler. Yani Lehman Brothers batmadan evvel bile tabii zaten görmüştüm. Aynen. Mahfi Elmez işte onu yazıyor. Heh. Ona da ben gireyim sonra. Sen bitir. Türkiye Cumhuriyeti'nin darboğaza gireceği
Nerede belli oluyor biliyor musun? 2011-2012 yılları arasında. 2011-2012 yılının dönümü şurada. Fed'in faiz arttırma dönemine gidiyoruz. Artık piyasaya verdiğimiz bol para gidiyor. Artık o paraları geri toplayacağız açıklamasından bir gün önce. O açıklama 2013 yılında geldi. Türkiye'nin 2011-2012 yılında içine düştüğü basına yansıtılmamış bir kriz var. Biz basına yansıtılmadığını bugün nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. 2013 yılında Gezi Parkı olayları olduğunda ne oldu? Medya bunları hiçbir yerde yayınlamadı değil mi? Penguenler, şunlar, bunlar, belgeseller evet, evet, falan evet. filan. Demek ki ne diyoruz? Medya yani, dolar, çok baskı altında. Dolar 1.80'den 1.90'a çıktı. Herkes yani, o zaman vatan haini oldu. Hayır, herkes o zaman vatan haini suçlaması yaptılar. IMF'ye son taksidimizi ödedik de falan diye bağırınıyorduk. Amen de IMF'ye taksidimizi ödedik. Şimdi bugün nereden en fazla borç alıyoruz? Çin'den çok şükür kredi aldık diye açıklama tweet atıyor. Aynen. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkesin açıklama yaptığı şey şu. Amerika'da 2008 yılında işte mortgage krizi oluyor. Mortgage krizinden sonra Amerika diyor ki bundan sonra dünyada Amerikan dolarında gelişme politikalarına gideceğiz. Gelişmeden kasıt her zaman şudur. Faizler düşürülecek. Çok düşürecek ve bol miktarda piyasaya para salınacak. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi doların senin %0 faiz veriyor. Amerika buna kadar indirdi. %0 faiz demek senin bankaya para yatırman durumunda zarar etmen demek. Çünkü onun dosya masrafları bilmem ne %1'lik bir dosya masrafı olsa hatta sen... Hatta Avrupa Birliği'nde eksi faiz uygulandı. İşte eksi faiz dediğim bu zaten. Yani eksi faiz dediğim para getirdiğin andan itibaren dosya masrafı o bu bilmem ne zarar ediyorsun. Şimdi Amerika bunu söylediği andan itibaren ne oldu? Yabancı yatırımcı parasını oradan çekti. Ne yaptı? Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gitti. Neden? Geliyor Türkiye borsasında parasını Türk lirasına çeviriyor. Faize koyuyor. O yıllarda Türkiye'nin faiz oranları %12, %11 gibi iyi bir rakamlardaydı. Yabancı yatırımcı parasını burada arttırıyor. Bu ona ne sağlıyor? Günün birinde Amerika faiz arttırımına giderse tekrardan ben paramı buradan çeker oraya giderim. Neden Türkiye'yi tercih ediyor? Tercih etmesinin sebepleri şunlar. Abi tek başına bir iktidar var. Memlekette stabilite var. 2010-2011 yılında. İstikrar var. İstikrar var. Terörün hemen hemen susmuş. PKK ile ilgili çok ciddi bir gelişme olmuyor. O zaman çözüm süreci vardı. Evet. O zaman çözüm süreci vardı. Var. Olaylar vardı. Çözüm süreci ayağına hasır altı ediliyor. Yani İstanbul kültür başkenti ilan edilmiş. Avrupa'da da insanlar geliyor. Türkiye sürekli böyle ideal demokrasi hızla büyüyen bir ekonomi. %2002 yılından 2010 yılına kadar 2008 yılındaki düşüşü harbi saymazsak %4 o 2009'da düşüş oldu. 2009'daki düşüş saymazsak %4.5 %4.5 ila %5 arası %4.7 %4.7 tam manasıyla küçüldük. 2009'da. Hayır, küçülmeyi demiyorum yani. Ortama büyüme rakamlarımız bazı yerlerde bizim %8'lere falan çıktı. 2002-2007 arasında. Tabii. Öyleydi. Şimdi böyle büyüme olunca tabii Avrupa'da reklamımız dönüyor bilmem ne yabancı yatırımcı geliyor buraya kadar sıkıntı yok. Biz bugünkü krizi işte biz bu dönemde parayı aldık işte gayrimenkul yatırdık inşaata bastık diye değerlendiriyoruz. Yanlış. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin krize girmesinin en temel sebebi enerji politikalarında yapılan büyük yanlışlardır. Açalım, ne anlatıyoruz? Şimdi, bu 2013 yılından bir şey. Merkez Bankası rezerviyle kısa vadeli dış borç dengesi bozuldu. Merkez Bankası döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borçları karşılama oranı Haziran sonu itibariyle %84'te tehlike bir noktaya getirdi, geldi. 2013 yılının bu. Gezi Parkı bu dönemlerde oluyordu. Tam tarihi var mı? Abi 19 Haziran olması lazım. Yani 23 Ağustos'muş. Gezi Parkı olayı bitmiş. Hani diyorlardı ya Gezi Parkı oldu, dolar fırladı filan. Doların fırladığı filan yok. Daha doğrusu Gezi Parkı'nın dolarla bir ilişkisi yok. Merkez Bankası'nın rezervleri eriyor. Merkez Bankası'nın rezervlerin erimesinin ardındaki neden ne? Gezi Parkı'nın olması bir neden. Çünkü neden? Memleketin içerisinde bir destabilite var. Ona gelen noktalar ne? O günlerde çıkan haberler işte çok aşırı dinci, alkol yasakları, festival yasakları, o yasaklar, bu yasaklar. Yani İki ay yaş söylemi vesaire. Aynen. O bütün bunların hepsi Türkiye'de bir gençlik üzerinde bir bunalım yarattı mı? Yarattı. Ama yatırımcı üzerindeki bunalım enerji sektöründen geldi. Şimdi ben size başka bir tablo daha göstermek istiyorum. Enerji sektöründe ne oldu? Bak görüyor musun? Türk TC Merkez Bankası net döviz rezervi. Şimdi burada grafikte görmüş olduğunuz kırmızıyla inanılmaz bir düşüş var. 2012-2012-2013 arasında düşüş. Bak şöyle bak. Çatank diye. Aynen. Yaklaşık olarak 57 milyar dolarlık net rezervimiz 37'ye kadar iniyor. Ve bu bir sene içerisinde oluyor. Peki bu bir senede ne oldu? Yönetim hataları. Enerji sektöründe bariz gelen kriz, Arap Baharı ve bizim dış politikada ciddi bir açmaza saplanmamız. Nedir bu? Yalnız kalmamız. Yalnız kalmamız. Nasıl yalnız kaldık? Adam Bamünit'ten başlıyor. Bamünit'te birincisi, Bamünit'te İsrail'i bırakmış oluyoruz. Ya İsrail'in ben hani kaşının gözünü çok sevdiğimden dolayı değil ama her zaman Arap dünyasıyla bizim ilişkilerimiz gergindir. Fazla birbirimizi severiz Müslüman kardeşler diye ama iş ticarete veya siyasete döküldüğünde... Yani birbirimize kesesimiz geliyor. Bu
Yani, bu bir İsrail bir. İki. Bir yüzyıldan beri böyle. Biz İsrail'i bununla dengeliyorduk. Abi İsrail gittikten sonra ne oldu? Birincisi, Beşar Esad rahat rahat oynayabilmeye başladı. Kardeşim Beşar. İkincisi, Irak'ta zaten karışıklık var. Üçüncüsü, Mısır'da Müslüman kardeşlerimiz yanaştık falan. Ama o da darbeyle beraber gitti. Şey işte, Arap Baharı süreçleri. Başka ne kaldı? Abi. Üstüne Rusya. Rusya. En önemli nokta. 2008'de bir kere Gürcistan bizim müttefiğimizdi. Ermenistan'a karşı Gürcistan ve Azerbaycan'ı destekliyorduk Kafkasya'da. Biz Azerbaycan'dan ne alıyoruz arada bir? Değil, yoğunluklu olarak. Petrol. Yani Bakü, Tiflis, Ceyhan hattı. Şimdi Gürcistan'ı 2008 itibariyle zaten Rusya girdi. Tiflis'e 40 kilometre kala Rus orduları durdu. Oraya iki tane devlet kurdular. Birincisi Apasya, ikincisi Güney Ossetya. Bizler bunları tanımadık ama Rusya yığılmacılığı, hani Kırım'ı ilhak etme gibi, oralarda kendine üs oluşturdu. Yani Gürcistan bildiğin, yani şu an işin aslında Gürcistan dediğimiz yer, haritada gördüğünüz Gürcistan değil. Başka bir Gürcistan orası. Evet. Ondan sonra abi, bizim bütün müttefiklerimiz gidiyor mu? Heh. Avrupa Birliği süreciyle beraber bizim başka taraftan da bir müttefiğimiz de gitmiş oluyor mu? Gidiyor. O da gitti. Buradaki dış politikadaki en büyük hata şu, enerji aldığımız ülkelerin tamamilerimiz kötü. Ve bütün bunların hepsinin arkasında çevremizde olan, yani jeopolitik konumuz itibariyle olan işgaller ve savaşlar var. Suriye iç savaşı, Rusya'nın Gürcistan'a ve sonra Kırım'a girişmesi, Azerbaycan'la da aramızı bozmamız, nasıl bozduk? Maçla bozduk. Ermenistan'la olan maç. Ermenistan'la olan maçla gittik, aramızı bozduk Azerbaycan'la. Kayseri'de mi yapmıştı ya o maç? Evet, Kayseri'de yapmıştı. Ve biz Azerbaycan'dan pahalı enerji almaya başladık. Yani petrol almaya başladık. Pahalandı. İran'la ve Rusya'da benzer şekilde aramızda gerildi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Arap Baharı'nı yönetme şeyi o kadar kötüydü ki. Bizim Barzani bu. Abi Barzani birdenbire neden hani canım Barzani oldu? Kürt petrolünü tabii. Biz neden hani yükledik, sattık? Veya o Rıza Zarrab davaları, evet, altın taşımalar neden oldu? Kötü dış politika elimizde iki tane bomba bıraktı. Bir, kaçan yatırımcılar hızla kaçıyorlar. İnanılmaz büyük bir hızla kaçıyorlar. 2011-2012 yılını eğer düşünürseniz, bugün internette açıp araştırırsanız görebileceğiniz bir şey var. Merkez Bankası çılgın gibi ihale açıyor. Çılgın gibi ihale açarak elindeki döviz rezervlerini eriterek doları kur olarak 2'nin altında tutmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir firma alım yapacağı vakit bir kur belirler. Der ki abi yıl sonu tahminlerimiz 1.90 olsun. Ama bu tahminlerin içerisinde 1.50 olan doların 2'ye çıkması yoktur. Bizim başımıza bu geliyor. 2011 yılında 1.50 olan dolar 1.80'e çıkıyor 2012 sonunda ve bu ne şartta oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık olarak biz 20 milyar dolarlık rezerv erittiğimizde oluyor. Peki bu 20 milyar doların sadece yatırımcılarla mı alakası var? Hayır. BOTAŞ'ın çılgın borçlanması var. Şimdi ben size burada hemen şunu göstermek istiyorum. Döviz rezervleri tablosunu gösterdik. Tamam. Şimdi elimizde daha da hazin bir tablo var. Bu hazin tablo, aslına bakarsanız neden bugün yanıldığımızın tablosu. Kırmızı ile işaretlediğim yer ne biliyor musunuz? Bakın bu ne? Şöyle bakayım şöyle. Sektörlere göre kredinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Maviyle görmüş olduğunuz grafik enerji sektörü. Evet. Enerji sektöründe az önce dolar rezervlerinin indiği tarihleri birebir gelen nokta şuradaki şu ani kırılma görüyor musunuz? Kırmızı ile işaretlediğim. Aynen öyle. Çılgın gibi krediler alınmış. Ve bu krediler borçlara, bu krediler borçları ödemeye kullanılan krediler. Aynı bir şey daha da nerede olmuş? 2015'te olmuş. 2015'te olmuş. Aynen doların, şöyle bir... Aynen. Doların ne olduğu dönemler, doların rezervlerimizin. Üç. Bak 2015'e bakın. Bir önceki tabloyu inceleyin. Yine rezervlerde çakılma var. 3'lere fırladı. Biz buradaki 3 kıtır 3 tablo bize şunu gösteriyor. Biz inşaattan gitmiyoruz. Biz büyük hızlı enerjiden gidiyoruz. Hı hı. Ve burada görmüş olduğunuz şu makas var ya. Zaten bakın. Bak, bak hizmet sektörü, inşaat ve imalat sanayi zaten aynı lineer çizgide. Stabil gidiyor. Bak bir tek imalat sanayi bir hafif yükselmiş, düşmüş vesaire vesaire. İnşaat nerede? İnşaatla da hizmet aynı. İnşaat. Sadece inşaatla hizmet eskiye nazaran bak orada biraz daha arası açılmış. Araları tabii açılmış. Peki şimdi buradaki grafikten ne okuyoruz? Bir kere gördüğünüz üzere mavinin yaratmış olduğu makas müthiş. Yani enerji sektöründe alınan krediler bizim gayri safi yurt içi hasılamızın neredeyse iki katı. Hı hı. Bak görüyoruz %90'lara varan, %190'lara varan bir açık var. Aynen aynen. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Biz geçen gün kim hem aynı anda Maliye ve Ekonomi Bakanı olduk diye eleştiriyorduk. Biri bana damat Berat Paşa mı dedi? Albayraktar hangi sektörde? Enerji. Anlatabiliyor muyum durumu? Aynen. Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasındaki en büyük sıkıntı bu. Biz neden bu kadar enerji yatırım yapıyoruz? İki sebebi var. Bunun önemli bir kısmı da yurt içine gidiyor. Biz ucuz doğalgaz, ucuz elektrik, nispeten ucuz kömür olduğunu dağıtıyoruz. Bunu da kimlere yapıyoruz?
fakir fukarayı yapıyoruz onlar da olmasın diye. Bunu yapan AKP bunun ekmeğini yiyor mu? Yiyor. Aynen. Ama bu işin sonu bu. Üretmemenin sonu bu. Peki abi şimdi bu durum üzerinden ya bir tane petrol çıkacak bir yerlerden. Gerçi her seçim öncesi de çıkıyor o ayrı bir konu ama. Yani abi şöyle bir şey var. Ya bir yerden petrol bulacağız ya da başka bir şey yapacağız. Abi şimdi öyle bir ortada plan var ki. Nükleer santral bu yüzden çok önemliydi bizim tamam, için. Tamam ben nükleer santrale mesela karşı çıkmıyordum. Çünkü doğanın zaten sıçtık mağazanın sıçtık. Bir yerin daha geçmesi. Karşı çıkmaya bence de gerek yok yani. Bir yerin daha sıçmasının bir şey var mı? Yok. Ya abi şimdi yeşil enerji vesaire falan konuları varken. Abi. Ona girmeden önce ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her şey birbirine o kadar bağlantılı ki Türkiye'nin 2012 yılından günümüze kadar olan şeyin içerisinde bakıyorsun gazetelere. Ekonomi sayfalarında hep enteresan haberler var. Mesela bahsetmiş olduğum bu döviz rezervlerinin inmesi olayı var. TÜSİAD'ın her yayınladığı raporlarda bu durumdan şikayet etmesi var. Hı hı. Enerji Bakanı'nın çıkıp bu konuda yapmış olduğu açıklamalar var. Hı hı. Bir önceki bizim Merkez Bankası Başkanı neydi adamın adı unuttum. Hep unutuyorum zaten. Durmuş Yılmaz mı? Durmuş Yılmaz mıydı? Ondan da önceki. Neyse. Sen geçti. O değil. O zaman Durmuş Yılmaz. Durmuş Yılmaz. MHP'den milletvekili oldu. Şimdi iyi parti. Onun yapmış olduğu işte şeyler var. Açıklamalar var. Diyor ki işte döviz rezervlerimiz düştü ama altın rezervlerimiz çok arttı. Brüt rezervlerimiz sağlam. Zaten biz o inişi ona göre yapıyoruz. Yani Merkez Bankası parayı harcarken kütür kütür altın rezervlerine inanıyorlar. Altın rezervimiz sağlam. Peki aynı dönemde çıkan haberlere bakıyoruz. Bir altında yazıyor bunu. Hı hı. Yani tarihini bulun tam hatırlamıyorum. 2012 yılında bu 2012 yılının sonlarında çıkan haber. Altında da şöyle bir şey yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile İran'ın merkez bankaları ortak hesap açtılar. Türkiye Cumhuriyeti ile İran arasında altın anlaşması yapıldı. Peki sonra ne oldu? Gıda veriyoruz, altın alıyoruz. Sonra ne oldu? Bizim başımıza ne çoraplar örüldü? Reza Zarrab diye bir adam çıktı. Aynen. Yani şu an Halkbank'ın işte şeyde müdür yardımcısı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası daha o tarihlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yanındaki kabinenin ona bu konuyu fısıldayan adamların karşı çıkması, inşaat sektörünü ayakta tutmaları için faizlerle o zamandan oynamayı reddediyorlar. Ta bu 2011-2012 yılında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikalarını, yani daha doğrusu döviz satma politikasını o tarihlerde eleştiren 2-3 tane adam var. Biri Atilla Yeşil'i alın. Atilla Yeşilada, Özgür Demirtaş, Mahfi Eğilmez. Bugün sabahtan akşama kadar okuduğum 3 tane adam. Bir de Sözcü'de bir tane adını unuttum artık affederse. O bundan. Güzel bir abimiz. Güzel bir abimiz var. O da diyor ki böyle rezerv bozarak olmaz bu işler. Hani buna başka bir çözüm bulunması lazım. Bunun üzerine hatta çıkıp kabine çıkamıyor. Şimdi elimizde ne var? Abi bu arada bak Mahfi Eğilmez'in kitabını okuyorum. Abi sen ona bir bak. Ben de aldım. Abi mükemmel şekilde hani senin bahsettiğin şeye ne geliyor biliyor musun? İnşaat sektörü tutmak için faizleri arttırmamak falan filan. Ahbap Çavuş kapitalizmi. Evet Ahbap Çavuş. Tamam mı? Tabii. Direkt öyle başlıyor. Tabii. Mükemmel şekilde de özetliyor abi. Abi inşaat sektörünün, enerji sektörünün Türkiye'de 80 ila 120 bin kişi çalışıyor. İnşaat sektöründe tek başına 300 bin müteahhit. Bak sadece 300 bin müteahhit var. Abi gözünü seveyim ya. Tekstilcilerin hepsi çünkü bıraktığı işi gücü müteahhit olmaya başladılar ya. Eczacıbaşı Sitaş'tı ya. Evet. İş Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var mesela. Aynen. İş Bankası koskocaman senelerin. Aynen. Hani en güvenilir banka denince insan aklına evet. Herhalde o geliyor. Sonuç olarak kapanışı şöyle söyleyeyim ben size bağlayayım. Hadi sen yap. Abi ölmek üzere olan bir ekonomimiz var. Bunu canı tutmaya çalışarak aslında içinde daha büyük yaraları yol açıyoruz. Acil bir şekilde artık hangi sektör gidecekse gitsin sıfırdan bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Bu şekilde ölmez. Ölecekse ölecek. Bir daha değerlendirmeye, bir daha diriltmeye çalışacağız. Ama önce bir artık hasta olduğunun bilincine varılması biraz ona göre önlemlerimiz lazım. Sıfırabilmek için dibe vurmak gerekiyor. Şu anda da durum bu. Herkese teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.